Of çok mutsuzum ya. Ya bir sus ya. Hep mutsuzsun sen de. Sen de mi uğraşacağız sürekli? Ben de uğraşacaksın çünkü bütün ilgiler benim üstümde olmalı. Sana böyle çok kötü şeyler söyledim. Affedersin ama ağzına sıçtım ama sen alınmadın değil mi? Ya ben şaka yaptım sana. Ya ben kanka. Aşkım tamam. Ya geçen gün beğendiğim kıyafetin bedeni kalmamış ya. Aşkım olsun zaten hiçbiri sana olmuyor. Kanka duydun mu? Neyi? Ezgi Burak'la konuşmaya başlamış. Şaka yapıyorsun. Sana yemin ederim yolarım ki onu. O başkasını seviyor diyeceğim. Senin, Merve'yi seviyor de. Senin ismini söyleyeceğim kanka. Evet. Onları ayıracağım. Evet. Merve'nin makyaj günlüklerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün... Bugün sizlerle birlikte zorba kız makyajı yapacağız ve lise anılarımıza geri döneceğiz. Onu böyle deşeceğiz, acılarımızı ortaya çıkaracağız ve o acılarımızı... Bugün yanımızda Zeynep Hanım var. Zeynep Hanım bu konularda çok bilgili, kendisi hep araştırma yapar ve bu derinlikli bir şeye sahip yani. Üniversitede bu konu hakkında hatta yüksek lisans var. Evet, master'ımı evet. O konu üstünde yaptım. Zorbalardan evet. Zamanında çok çektim ve Ar-Ge çalışmalarıma devam ettim. Ve Merve Hanım'ın engin bilgileriyle birlikte bugün yapmamamız gereken bir şey yapacağız. Zorbaları biraz zorbalayacağız. Evet. Siz böyle yapmayın, biz sizin yerinize yaparız. Evet, o zaman makyajımıza başlayalım. Bu arada makyaj da yapacağız ha. Lise yıllarımda güneş kremi kullanmıyordum ama şu an liseye gidiyor olsaydım muhtemelen baz olarak güneş kremi kullanacak olurdum ve bu benim en sevdiğim güneş kremim. İsmini asla bilmiyorum ama çok güzel bir güneş kremi. Yoğurtlandım. Lisedeki, hatta hayatındaki ilk zorbalanma anın... Katarsis. Böyle... Yorulanırken sana bir sorayım. Oh. Evet, ne yaşadın Zeynep? İlk 8 yaşındayken yaşamıştım. Sesim ince diye hoşlandığım çocuk başıma basketbol topu atmıştı. Ne? Yani neden? Bilmiyorum. Durup yani... dururken dedi ki sesin çok ince senin lanet olsun kızım dedi böyle fırlattım. Hayır, sesimle yani. Dalga geçiyordu zaten. Muhtemelen yine ben bağırdım mı, ciyakladım mı bir şey yaptım. O da... Kafama basketbol topu atmıştı. Bu arada gerçekten hiç baza falan ihtiyacım yok. Direkt bütünleşti fondöten suratımda. Evet, sürmedim. Güzel oldu. Ben yüzüme L'Oréal Paris'in True Match'ini sürdüm. Bunu ben Fransa'dan getirttim. Zorbaların özellikleri hep bir yerlerden gelir bu ürünler. Almanya'dan kendisi, halısı getirir. Aynen, Almanya'dan halısı getirir. Sen eziksindir, sen Beerlis kullanıyorsundur. Sana kimse bir şey getirmez. Aynen, sana hiçbir şey getirmez. Ben de suratıma bu asla üzerindeki yazı okunmayan ama mükemmel bir şekilde asla suratında makyaj yokmuş gibi gösteren Maybelline'in 4'ü 1'i aradaki şeyini süreceğim. 4'ü 1'i arada ne biliyor musun? Primer var, concealer var, highlighter var, BB kremi var. Bayağı bir... Bayağı bir şey yani. Bunu ben yazın almıştım. Yazın suratıma şey olmamıştı. Çok kara olmuştu. Şu an bayağı bir karardım. Oluyor gibi hissediyorum. Ama suratında hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. O yüzden tam bir lise için uygun olduğunu düşünüyorum bunu. Hiçbir şey yok suratında ama var gibi de. Bu arada bu makyaj videosu için arkadaşlar Ecrin Su Çoban'ı izledim. Queen. Liseye giderken kızıyormuş hocaları, tamam mı? Makyaj yapmasına ve liseye giderken Rare Beauty kullanıyor ve liseye gidiyor. Benim hala yok. 25 yaşıma gireceğim. Ben de liseye ilk gittiğim zaman Ankara'dan Bartın'a taşınmıştım. Ben yani büyük bir şehirden küçük bir şehire taşınmıştım. Beni de şey diye zorbalamışlardı. Bu kız işte hani şehirden geldi. Bunun götü kalkıktır. Hani ince çorap giyiyordum, tamam mı? Hani çok kalın böyle opak çorap değil de hani hepsi opak çorap giyiyordu. Ben opak çorap giymiyorum, böyle ten çorap giyiyorum diye. Beni böyle zorbalamışlar. Bayağı böyle sanki... Ya. Ya. Hatta böyle bir ara şey damgası falan dedim hani böyle. Koşar. Kıskandıkları için işte. Yani zorbalar evet. Genelde kıskandıkları için zorbalık yaparlar. Başka ne için zorbalık yaparlar? Mutsuz oldukları için. Evet, evet, evet. Mutsuz oldukları için. Bu arada gerçekten mutlu olan hiçbir insan zorba olmuyor ya. Evet. Olmuyor yani. Biz değiliz yani. Bir tane kız vardı, o kızı hiç unutmuyorum. Sen ne oldu biliyor musun? Ben böyle arkadaş edinmeye çalışıyorum. Daha lise birinci sınıftayım ve... Arkadaş edinmeye çalışıyorum ve hani böyle herkesle gerçekten çok samimi bir şekilde kendimi açıyorum, konuşuyorum, sohbet etmeye çalışıyorum. Bir tane kız grubu vardı, o kız grubundan da birisini çok seviyordum ve hep bunun yanına gidip böyle her teneffüs nasılsın, ne yapıyorsun falan derdim, tamam mı? Sonra yanındaki arkadaşlarından bir tanesi bana şöyle bir şey söyledi. Seni hiçbir zaman arkadaşımız olarak görmeyeceğiz. Senin şu an arkadaşın yok diye senin yanında duruyoruz. Ama sen asla bizim gerçek arkadaşımız olmayacaksın. Neden?
Neden bana böyle bir şey söyledin ya? Keşke o an yanında ben olsaydım da onları beraber yırtsaydık. Kanka ağladım. Orada böyle bir an... Can onlar kim değildir? İsimlerini ver bana bakayım. Adı şeydi. 10 sene sonraki bedel. Adı şeydi. Rüveyda. Bu arada bende şöyle bir şey var. Ben bir şey beğendiysem onu 5 sene, 10 sene sadece onu kullanıyorum. Bir yıl önce kullanmaya başladım. Bunu ve sadece bunu kullanıyorum. Bayağıdır kullanıyorsun, evet. Evet, bayağıdır kullanıyorum. Bize geldiğinde yani. Sadece vardı. Bunu kullanıyorum ama. Bitmiş, bak yenisini aldım. Bende de aynısından var. Merve bana influence etti, ben de aldım. Ben mesela şey derim. Bu arada ben normalde bunu da kullanmıyorum. Böyle çok nadir kullanıyorum. Bu yaklaşık bir yıldır bende var bu arada. Ve hala bitmedi. Sebebi de kullanmıyorum. Çünkü fondöten kullanamıyorum. Ama şey diyorum, hani ben sadece kapatıcı kullanıyorum. Ama o sırada kapatıcıya sürme çektim ama. Hani böyle kapatıcı her yerinde ama. Kapatıcıyı böyle kullanıyorum, anladın mı? Fondöten kullanmıyorum aşkım ya, biliyor musun? Biz doğallıktan yanıyız hayatım. Benim bir de şeyim var. Fark etseniz her şeyi bununla sürüyorum. Birazdan aldı da bunu süreceğim. Sonra rujumu falan da bununla sürmeyi düşünüyorum. Şaka, o kadar da değil. Ruju da kendisiyle süreyim. Zorbalar hakkında aldığım notlar arkadaşlar. Zorbalarımız ne yapar? Hı. Sana hiç lakap takmışlar mıydı lisedeyken? Hiç lakap ya taktılar mı? Ya hep sesimden mı yaptılar. Cırtlak sesi, cırtlak cırtlak falan filan yani. Hep o tarz. Hep sesimden yaptılar. Bir de boyum çok kısaydı. Kısaydım yani küçükken. Hala. Şu an kısayım ama o zaman ekstra kısaydım. Ne kadardın? Şöyle bir şeydim. Şöyle. Sana lakap taktılar mı? Sen anlat. Bana lakap takmadılar ya. Evet, işte Ankaralı diyorlardı. Yani en güzel işte. Bir onlar kudurmuş biraz. Evet, bir sevilmiyordum ben, bir sevilmiyordum. Arkadaşım yoktu bu arada benim lisede hiç. Bir tane arkadaşım vardı. O da son sene bir arkadaş edinmiştim 10. sınıftayken. Onun dışında benim hiç arkadaşım olmadı. Ben hiç sevilmiyordum. Neden sence? Uyuz biri miyim? Ya mutsuzdum. Bir de çok taşınmanızdan dolayı da olabilir. Çünkü onlar belki gruplaşmışlardır. Sen sonradan gelmişsindir. Ya biraz şey, küçük şehir, tamam mı? Küçük şehir olduğu için herkes birbirini tanıyor. Hani herkes ilkokuldan beri birbirini tanıyor. Bartın Amasra'daydım ama Bartın'daydı okulum. Yani herkes birbirini tanıyor ve sen o ortamı dışarıdan giriyorsun ve sana şey bakıyorlar. Kesin o**dur ya. Şey, Almanca hocam vardı benim, bana şey demişti. Benim en lisedeki en büyük zorbam o Almanca hocasıydı. Sen niye geldin? Niye geldin dedi bana. Ne derken? Nasıl Max'tı yani? Yani niye geldin ne demek ya? Okul değiştirmişim, bana niye geldin diye soruyor. Babamın işi yüzünden. Ya zorbaların yaşı yok arkadaşlar. Bu zorbalar evet, okulda da yok. Oluyor, iş yerinde de oluyor. Tabii. İş yerindeki daha beter oluyor. Mobbingle karışık yapmış. Okuldaki bir süre sonra gidiyor. Sen 4 sene sonra o okuldaki zorbadan evet. Kurtuluyorsun. Abi çok büyük travma evet. Oluyor. Dönüp mesela şunu diyebiliyorsun kendine. Ben mesela diyorum ki evet benim sesime dalga geçtiler ama benim sesim çok bence karakteristik bir ses. Evet. Yani benle dalga geçen, zorbalık yapan insanların çoğu şu an hiçbir vasıfları yok. Hiç evet. Oldukları yerden çıkmadılar. Evet. Eski yaşadığım yerden. Ama ben mesela yani üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi bitirdim, sağlıklı bir ilişkim oldu, yapmak istediğim çoğu şeyi yaptım ama onlar hala oldukları yerde. Çünkü zorbalar, yani oldukları yerde kalmaya mahkumlar. Çünkü onlar gerçekten asıl ezik onlar ama kendi ezikliklerine bastırmak için karşısındaki insana eziklik yapıyorlar. Attı. Katarsız. Bununla alakalı bir hikaye anlatacağım size ama dolu dolu uzun anlat, bir hikaye şu anlat. An. Anlat. Anlat, anlat. Anlat kız, anlat. Anlat kız, anlat. Incığını cincığını anlat. Şey, onunla geçmeden önce. Şöyle teknik, üçün bir, bir kontür yapacağız. Evet. Ben kontür yapmayacağım, ben direkt Allah'a geçeceğim. Pastelin bu krem aldığını kullanacağım. Açılırsa inşallah bugün. Şöyle arkadaşlar, benim dedim ya hani hiç arkadaşım yoktu dedim ya. Artık son senede bir de arkadaşlar ben gerçekten arkadaş canlısı bir insanım. Hani neşeli bir insanımdır yani. Ve aslında belki de bu yüzden dışlanıyordum. Hayır, yani. Hayır ama bak hatayı kendi aramayacaksın. Anladın mı? Onlar hep kurban arıyorlar zaten. Anladın mı? Belki de o özelliğini kıskanıyorlar. Mesela şeyi çok kıskanıyorlardı. Erkeklerle kolay iletişime geçebiliyor olmamı şey yapıyorlar. Belirirler. Hani, ve hani şöyle de değildim. Ya ben kızlarla arkadaş olamıyorum. O yüzden erkeklerle daha iyi anlaşıyorum falan. Öyle bir insan değildim yani. Kesinlikle öyle bir insan değildim. Bir tane arkadaşım oldu dediğimde bir tane kız arkadaşım oldu. O kızı da çok seviyordum. Çünkü beni seven tek insan oydu. Neyse artık en son seneme gireceğim. 11. sınıfın yazındayım. Dedim ki kendime, lan dedim Merve. Şey de olsa, böyle kötü arkadaş da olsa yani. İğrenç insanlar da olsa. Sen artık bu sene birileriyle arkadaş ol dedim ben.
Altına böyle şey bastım. Yapılmamız sonra, gerekenler bir. Sonra ben gittim birileriyle arkadaş oldum. Tamam, onlar da bir arkadaş grubuymuş. O da beni arkadaş grubuyla arkadaş etti. Ben bunlarla takılmaya başladım bir süre. Ondan sonra benim bir tane sevgilim vardı. Bu çocuk bana şey dedi. Sen sevilmeyi hak etmiyorsun dedi bana. Köpek. Bir de iki yıllık köpek sevgilim. Hani liseye ilk geldiğimden beri o çocukla sevgiliyim. İki yılın sonunda diyor ki hani sen sevilmeyi hak etmeyen birisin falan diyor. Bir de ben o zamanlar arkadaşlar o kadar kötü durumdayım ki. Tek başıma yaşıyorum, tamam mı? Böyle kendimi geçindirmeye çalışıyorum falan. Böyle annem hastaneden yeni dönmüş falan. Çok kötü durumdayım. Zaten rezil bir psikolojim var. Bir de o yavşakla uğraşıyorum. Neyse ben bu çocuktan ayrıldım. Ben işte sevilmeyi hak ediyorum. Sen iğrenç bir insansın deyip çocuktan ayrıldım ve bir tane çocuk gördüm. Çok tatlı, çok yakışıklı bir çocuk. O zamanlar tabii. Şu an baksan iğrenç tip yani. Çocuk çok hoşuma gitti falan böyle. Çocukla sohbet etmeye başladım. Sonra ben tabii o zamanlar kafede çalışıyorum yazın. Tam main karaktersin ha. Vallahi bu arada gerçekten. Kendi hayatının main karakteri. O kızlardan bir tanesi de geldi yanıma. Merve dedi, 2 saniye tuvalete gelsene bir şey konuşacağım seninle dedi. Ben de hani tabii ki hiç hayatımda böyle şeyler yaşamamışım. Şunu vereyim geliyorum dedim. Bu arada ben gittim. 2 kız daha var orada bu arada. 2 kişi daha var. Ben de gözlük takıyorum o zamanlar. Dedi ki gözlüğünü bir verir misin? O yandaki kızlardan bir tanesi gözlüğümü aldı. Dedi ki aa ne kadar güzel gözlüğün falan yaptı böyle. Sanki ben anlamıyorum. Ama böyle bir yandan da altıma şey yapıyorum hani ya lan lanet olsun lan diyorum. Bir tane arkadaş edindin. Nereden bulaştık buna ya? Nereden bulaştım falan diyorum böyle içimden. Diğer yanda çaktırmamaya çalışıyorum. Ne oldu falan diyorum. Anladım yani çaktım mevzuyu. İşte sen de bu çocuktan hoşlanıyormuşsun. Yılmaz'ı mesela neden sileceksin? Mevzu öyle bir mevzuya döndü yani. İşte sen bu çocuktan hoşlanıyormuşsun. Görüşüyormuşsun bilmem ne falan. Ben dedim ki görüşmüyoruz ama hani görüşebiliriz evet. Biraz dedi ki görüşemezsin. Dedim sebep. Sebep. Ben onu seviyorum. Biz şu kadar zamandır görüşüyoruz, şu kadar zamandır konuşuyoruz. Görüşemezsin onunla. Ben de düşündüm. Sevgili mi, arkadaş mı? Değil mi? Hani arkadaşım seçeyim. Tamam falan yapacaktım ki sonra bir yandan kız durdu. Tamam kızın boyu şurada bu arada. Ben de böyleyim yani. Aşağıdan bir şey yükseldi. Aşağıdan bir şey yükseldi bana şöyle. Böyle ben de şöyle, hani şöyle oldu. Ben şöyleyim. Durdum. Baktım. Yaptım. Dedim senin seviyene inmeyeceğim. Arkamı döndüm. Gittim. İşimi yapmaya gidiyorum. İçimde böyle bir şeyler böyle şey oluyor. Nasıl sıçacağım seni? Ben nasıl böyle bir ortama denk geldim? Ben böyle bir insan değilim. Ben nasıl böyle bir şey oldu falan. Kendi kendimi yiyor içim. Sinirliyim falan böyle. Sonra tabii kız beni çağırdı. Çözelim mevzuyu falan dedi. Ben dedim zaten çocukla görüşmeyeyim yani. Tamam ya dedim Allah belasını versin. Neyse biz konuyu orada kapattık gibi oldu. Ben bir daha çocuğu görmedim bu arada gerçekten. Hiç de umurumda olmadı çocuk. Sonra liseye zaten 12. sınıfa tekrar başladığımda ben eski sevgilime geri döndüm. Falan yani düşün. Hani hiç umurumda değil artık o çocuk. Bu arada arkadan benim videomu çekmişler. Sonra sen bu videoyu yayıl. Tabii. Tabii videomu çekmişler arkadan. Tüm Bartın öğrensin. Merve dayak yedi. Merve ne tutam yedesin. Biraz makyajıma geri dönüyorum. Zeynep neler yaptın? Gizli gizli ay pardon özür dilerim. Ben Biolis'in blush itini sürdüm. Şöyle. Bence çok güzel. Gidiyor diyorlar. Çok hafif ve çok uzun süredir. Evet. Bunu ben beğendim ya. Ablamdan aldım ben bunu. beğendim. Ablamdan aldığım için daha çok beğendim. Bir de kontür sürdüm işte. Elinize ne yaptınız bu arada? Elimize kontür sürdük. Kontür direkt sürünce böyle çok kara kara oluyor. Benim yanaklarım da şey oldu bu arada ya. Çilek kız gibi oldum biraz. Keşke o spreyden alsaydık bu çilek. Bu arada ben de bunu süreceğim. Pastelin bu şeyini süreceğim. Ben bunu alırken oradaki kadına şey demiştim. Kadına dedim ki göz altlarımı sahra çölü gibi kurutmayacak bir pudra istiyorum. Kadın dedi ki bu uygundur dedi. Ama hala sahra çölüne dönüyor. Bunu da pudrayı sürmemin sebebi de şu Ecrin suyu izledim. Dedi ki okulda dedi belli oluyor fondöten. Parlıyor. O yüzden pudra süreceğim ki parlaklığını alsın. Belli olmasın. Ben de... Ben liseliyim şu an. Hızlı olmam lazım. Ben de farımı okula yetişeceğim. Ay bir de evet ya sabah 6'da kalkıp mesela bazı abi, zorbalar. Ben var ya hayatta sabah erken kalkıp makyaj yapıp okula gitmezdim yani. Benim için uyku ki daha kıymetliydi. Ben eyeliner sürüyordum bu arada. Son ben sene. Ben yapmıyordum ya. Ben aynen saçımı düzleştirirdim. Şey eyelinerimi sürerdim. Biraz pikmelik yaptım ama ben yapmıyordum ya. Vallahi saat 5'te uyanıyordum. Manyaktım ben biraz. Bu arada hikayeye devam ediyorum. Hikaye devam ediyor. Burada bitmedi. Ben farımı sürebilirim. Sürebilirsin. Elimde tutuyorum. Evet. Revelation süreceğim şimdi. Ama lise için biraz fazla renkli bir saniye. Ama elit.
Ben... O kolejde galiba. O kolejde. Canım... Ben devlet okulundayım. Meslek lisesinde. Kız meslek. Hayır, Anadolu'yum ben lütfen. İçime böyle şey giydim. İçine böyle her zaman böyle bir tişört giyersin, tamam mı? Üzerine de gömleğini alırsın ama hani böyle şurası gözükür böyle içeriden. Hani tişörtün havalıdır. Kimliğini belli edecek oradan. Aynen. Neyi sevdiğim belli aynen olacak. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. En son ne oldu? Bartın'a yayıldı. Tabii herkes öğrendi. Tabii eski sevgilim de böyle bir falan oldu. Benim sevgilim dayak yemiş falan. Wet'n Wild'ın en sevdiğim eyeliner'ı ben yaklaşık 8 senedir falan bunu kullanıyorum. Hiç mi değiştirmezsin? Hiç değiştirme gereksinimi evet duymadım. Mükemmel bir eyeliner çünkü. Hani harika bir eyeliner. Neyse bir gün dolmuşla geri dönüyorum. Bartın'dan Amasra'ya. Yanıma da o lisedeki çocuk geldi oturdu. Onun yüzünden kavga ettiğim çocuk geldi yanıma oturdu. Hiç bakmıyorum falan. Suratına hiç umurumda değil. Fakat bu dedikodu olarak yayılıyor. Neymiş? Ben bu çocukla görüşmüşüm. Gizli gizli görüşmüşüm. O yüzden dolmuşta gizli bir şekilde. Aynen hani sanki birbirimizi tanımıyormuş gibi yapmışız da dolmuşta da bilmem ne de. Bu gerizekalı kızlar sen gel tekrar beni sıkıştır. Bu kızlar tekrar neyse ben bunu yapmadan anlatayım. Hı. Ay gözüme girdi. Neyse bu kızlar tekrar geliyor beni sıkıştırıyorlar tamam mı? Diyor ki sen tekrar görüşmüşsün bu çocukla. Ben dedim ki yok öyle bir durum yok. Bu arada ben anlıyorum mevzuyu. Bir anda ses kaydı açıyorum. Kız akıllı böyle kız bana yardırıyor. Bir şeyler anlatıyor. Bir şeyler söylüyor sürekli. Ben dedim ki dedim gerçekten dinleyemeyeceğim seni. Seninle konuşmak da istemiyorum. Sen yoluna bak ben yoluma bakacağım. Ben arkamı döndüm ya. Bu bir sinirlendi. Bir sinirlendi. Arkamdan böyle yelloz senin al. Edeceğim. Ben bu zamana kadar hiç kimseye bir şey anlatmamıştım ailemden. Aileme hiçbir şey anlatmadım yani. Ama bu noktada artık ben de çok böyle darlandım. Daral geldi yani artık. Yeter lan sizle mi uğraşacağım ben? Benim sınava çalışmam lazım. Son senem tamam mı? Benim kafamı sürekli dağıtıyor bunlar. Kore dizisi çekiyorlar. He ya Kore dizisi mi çekiyoruz kardeşim burada? Bir tane erkek var, iki tane kız var böyle. Ve umurumda değil lan çocuk artık. İstemiyorum o çocuğu. Benim sevgilim var. Ben bu olayı ablama anlattım. Ablam... Öğretmen kendisi ta Mardin'den Bartın'a geldi. Beni elimden tuttu, karakola götürdü. Bu kız kardeşimi darp etmiştir. Bu kız da kardeşimi sürekli tehdit etmektedir. Biz bunlar hakkında soruşturma başlatılmasını istiyoruz. Kızlara dava açtım ben. Tabii bunlar geliyor. İkisi geldi ailesiyle birlikte. Aileleri bana ağlıyor. Lütfen vazgeç, lütfen vazgeç. Sonra bir tanesinin ablası beni aradı. Şey diyor, sen benim kardeşimi tehditten dava etmişsin. Ben de şu an seni tehdit ediyorum. Birazdan atmaya geleceğim. Beni de dava et. Ses kaydını aldım tabii ki. Gittim. Hemen 5 dakika içerisinde karakola gittim. Onu da dava ettim. Ağlayarak tekrar beni arıyor. Ben hemşire olacağım. Benim hayallerim var. Lütfen davaya geri çek. Ona üzüldüm. Hani gerçekten hemşire olduğu için belki bir hayata olur. Belki KYK'da burs çıkar falan diye. Ondan geri çektim. Neyse falan dedim. O kızdan geri çektim. Ama diğerlerinden çekmedim. Ve sonra gelip diz çöküp annemden ve benden özür dilediler. Evime geldiler. Özür dilediler. Yine de davayı çekmedim. Ama dava hala sonuçlanmadı. Çünkü gerizekalılar asla şeye gitmediler, mahkemeye gitmediler. Ben gittim salakçı. Nasıl değil mi? Gidilmiyor mu öyle? Vallahi bilmiyorum da bu güzel olmuş. Sonrasında ben de artık takip etmedim. Ama sonra ne öğrendim biliyor musunuz? O kızlardan bir tanesi. O çocuğa aşık olan kız var ya. Bana yumruk atan böyle aşağıdan yukarı böyle karınca gibi. O gitmiş başka biriyle kaçmış. 10. sınıfa gidiyordu yani. Bu grupta bir tane kız var. Bunların arkadaşı. Bana destek veriyor. Bence sen haklısın. Onlar yanlış yaptı diyor ama. İşte o 3. kişi. Bu zorba gruplarda her zaman bir 3. kişi oluyor. Ve evet, o 3. kişi en pasiftir. Aralarında en az zorba olandır. Ve o kişi de bu kişi. Aynen öyle. İşte o yancı kız gitmiş bu çocukla evlendi. Evlendi bu çocukla. Diğer ikisi de bir bok olamamış. Hayatlarında hiçbir yere gelememişler. Gerçekten de zorbaların... Bir bok olamaz zorbalar bok yani. Olamadığını... Anca böyle Luna Park gibi okula gidiyorlar. Böyle gerçekten kendi hayali karakterlerini oluşturuyorlar ve onları böyle oynattırıyorlar. Hı-hı. Bu arada bayağı bir güzel oldu ben yani. Ben normalde böyle yapıyorum. Yoksa ben zorba mıyım? Bayağı güzel oldu. Kız... Gösteriyorum. Şimdi bu ikisi birbirinden farklı tamam mı? Eyelinerların. İkisi birbirinden farklı çok belli oluyor ve bu arkadaşlarımız şöyle yaparlar genelde. Bu hep şöyle derdi. Sabah okula gidiyor ya hoca diyor. Hani gözünde makyaj var kızım. Hocam dün gece gözümde kalmış silmemişim. Sabah uyandı böyle geldi. Aynen kanka böyle yersen. Yine Maybelline'in. Ben Maybelline bana sponsor olur musunuz? Teşekkür ederim. Bayağı iyi. Bende yani, de bak bu var. O güzel mi? Evet. Güzel yani. Güzel. Bunu fark ettiysen bu böyle biraz daha şöylemsi. O böyle biraz bu daha düz. Aynen o düz bayağı bildiğin düz yani. Bence kendi kirpik şekline göre alman gerekiyor. Çünkü bazı insanların kirpikleri zaten düz. Benim aşağıya evet bakıyor kirpiklerim. O yüzden kirpik kıvırıcı kullanacağım. Merve'nin sizde yok mu kirpik kıvırıcı? Verebilirim. Vereyim mi?
Ben fakirim. Ben fakirim. İşte ay, benim o bahsettiğim az önceki böyle şey, Far hocam dinden kaldı diyen kız o üçlü gruptu ve beni o gruba sokmaya çalışmışlardı. Ve nasıl hissediyorsunuz biliyor musunuz? Oraya sokulmaya çalışıyorsun ya, böyle olmadığın bir yere girmeye çalışıyorsun ya. Çok üzücü değil mi? Sana aynen, ve bayağı üzücü. Üzücü olmasının sebebi de şu, sen şunun farkındasın. Ben böyle bir insan değilim. Ben burada ne yapıyorum hani, ya? Ben burada ne yapıyorum? Çünkü seni kullanıyorlar bariz bir şekilde. Senin paranı kullanıyorlar, senin vaktini kullanıyorlar, senin bilgini kullanıyorlar. İşte sana ders notu çıkartıyorlar. Benim abi. Ben o kadar ezik bir insandım ki gittiğim lisede iki arkadaş grubu vardı. O arkadaş grubuyla arkadaş oldum ve oradaki kız benden notları ala ala, benden kopyaları ala ala kız okulu ikinci olarak bitirdi. İkinci olarak bitirdi. Oha, bu arada üçüncü olmuşsun, yuh lan. Bir şey söyleyeceğim, hiçbir şey olamadı. Sadece okulu ikinci olarak bitirdi. Hiçbir şekilde bir doğru düzgün üniversiteye gidemedi. Hala böyle arabalı, nargile kafelere giden erkeklerle takılıyor. O zaman da öyleydi, hala öyle. Benim üniversitede bir tane arkadaşım vardı. Ve şey diyordu, arabası olmayan erkekle sevgili olma. Böyle kızlar var bu arada. Bazı erkekler pasif karakterleri sevdiği için. Birçok erkek bu arada. Evet. Evet, güçlü yani kadınları seviyorlar. Sevmediği için öyle kadınlar. Çünkü yönetemiyor o kadın yani. O kadın onun ağzına sıçıyor. Gelsin yönetsin. Hani gelsin de beni yönetsin ya öyle bir erkek. Ağzına sıçarım. Ben şeye bile gelemiyorum. Bazen mesela Asi şey yapıyor, tamam mı? Ya Merve, bu etek de çok kısa ya diyor. Ben de diyorum ki ne yapayım, ben bunu şimdi giymeyeceğim. 60 yaşımda da giydirmezsin sen bana şimdi bunu. Ölünce mi giyeyim? Ama işte o kızlar seviyorlar o şeyi. Hani o yönetilmeyi seviyorlar. Ama o da nereye kadar? Düşünsene, hep böyle bir erkeğin gölgesindesin. Yani şey gibi. Bir nevi, neyse ben bunu söylemeyeyim. Ya bu makyajın iğrenç bir makyaj ya bu arada. Niye? Bak, neyi beğenmedin? Birisi kalın oldu, birisi ince oldu, uzun oldu. Ben sadece böyle hafif bir makyaj yaptım. Bir de rimel sürdüm kadar. Yani çok abartmadan. Bayağı hafif, güzel. Evet. Ben şu noktada bir zorba olabilirim. Kötü bir özelliğim, hiç sevmediğim bir özelliğim. Ben böyle biraz bilgisiz ama bilgiliymiş gibi konuşan insanlardan aşırı rahatsızlık duyuyorum. Hiç sevmiyorum öyle insanları. O insanlara belki sen aptalsın gibi bir zorbalık yapmış olabilirim. Evet, durumu belirtmişim ama hani bir tane arkadaşım şey demişti, Merve sen beni çok aşağılıyorsun demişti. Ve hani o günden sonra bu özelliğimi biraz törpülemeye çalışmıştım ama o güne kadar kızı gerçekten biraz istemeden zorbalamışım yani. Ben demiştim size lisede iki arkadaş grubum var diye. O iki arkadaş grubum bir WhatsApp grubu açmıştı lisedeyken. Ve öğretmene hakaret etmişlerdi. Gidip öğretmene mi yolladın? Ben de fırsat mı fırsat deyip öğretmenime söylemiştim. Evet. ama hak etmişlerdi. Evet. Pek becerememişiz zorbalığı. Golden Rose Lip Gloss. Bir şey söyleyeceğim. Ben de ruj süreceğim bu arada, artık bu ruh dudaktan kurtulmak evet, istiyorum ya. Ama bu rujun üstünde artık şey yok. Çok parmaklamışım ben bunu. Golden Rose'un Red Velvet serisi. 06 numarası. Mükemmel bir ruj. Harika bir ruj. Bak. Mat değil. Çok ıslak da değil. Şimdi süreceğim. Ama ben bunu bu şekilde kullanmıyorum. Şimdi göstereceğim. Şimdi tintimiz var. Evet. Bu çok bilinen bir marka değil. Bu bana Amerika'dan halam getirdi. Yani ondan Ministar diye bir marka. Onu süreceğiz. Mesela ben kimseye gidip de suratına işte saçın bok. Ne yaptın? Canım bunun özelliği bu. Ne oldu? Abi de yakından görünce korktum bak. Oh. Yüzüne karşı söylemem. Mesela bir şeyi beğenmediysem yüzüne karşı söylemem. Giderim arkadaşıma derim ki saçı da artık yanmış. Ben içten zorbayım. Biz zorba. Evet, biz biraz öyleyiz. Ama ben kimseye zarar vermem yani. Kendi içimde konuşurum ve kapatırım. Mesela bu özellik şu anki dönemde sosyal medyaya çok büyük taşınmış durumda ya. Şeyin farkındalar. Asla görünmeyecekler. Kimse onları bilmeyecek. Geliyor diyor ki ok gibi olmuş. Makyajın da iğrenç olmuş. Burnun da kocaman gözüküyor. Kolların da zapzayıf, iğrenç gözüküyorsun. Sen de dombili gibisin, obez olmuşsun. Çocuğa büyü mü yaptın? Bu çocuk bu kıza büyü mü yapmış? Biliyorlar ya, görünmeyecekler. Artık bunu şeye taşıdılar yani, hani sosyal medyaya taşıdılar. Çünkü burada rahatlıkla yapabiliyorlar. Normalde gelse suratına söyleyemeyecek ama orada yapabiliyor. Bana da mesela geçen obez yazmışlar. Vakit olması gerekiyor ya. Ve bazıları oturup saatlerce konuşuyor yani. Alıyor telefonu şu an.
Tipe bak, buruna bak ya. Bu niye şu an mesela? Biz niye bunu görüyoruz ya? Bu nedir ne abi? Yani? Abi bu nedir yani şimdi? Bu gerçekten boş yani, anladın mı? Evet, bu boş. Hani, bu gerçekten boş. Ben bunu mesela parayı nereden kazandığını çok merak ediyorum. Kanka nereden kazanacak? Biz böyle taraflarımızı yırtıyoruz. Bu iki dakika tık 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 bitti. Ne tık tık tık? Yani tık 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 bitti yani kızın olayı. Ben ezik mist kullanıyorum. O şey mist kullanıyor. Yılmaz'ı mesela neden sileceksin? Ağzıma sıktım bunu. Merve, zorban burada olsaydı ona ne söylerdin? O sana zorbalık yapan 3 tane kız var ya, 3 tane ezik. Hı-hı. Onlar burada olsaydı onlara ne demek isterdin? Çan tekme atardım. Şöyle. Şöyle bir tane çakıyorsun. Duruyorsun. Şu bir tane çakıyorsun. Kafa şurada zaten, boy bu kadar. Şimdi duruyor. Işte. Mario gibi kafasına vursaydı. Keşke onu hak ettiğini verseydim o zaman. Haydi iyi ki vermemişsin. Yok. Bak, susman seni ezik yapmıyor. Bak bence, benim fikrimce bir insanın susması her zaman büyüklüğünden. Hayır, büyüklüğünden. Hiç de bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim makyajım bu kadar bitti, tamam mı? Bu kız bu okula bu şekilde gidiyor. Hoca diyor ki, kızım bu makyaj ne? Kız diyor ki, hocam ya. Sadece lip balm var dudağımda. Bir de işte rimel sürdüm. Sonra okul bitiyor artık. Ama kapıda şey bekliyor. Sevgilisi bekliyor. Sevgilisi bekliyor başka kapıda. Okuldan. Tabii. Başka bad okuldan. Boy. Motoruyla bekliyor bad boy'u. Mazi'ye gittin ne oldu? Mazi'ye mi gittin? Şöyle bir aktı gezimin önünden. Var mıydı senin? Varmış gibi sanki. Hiç rahatmayalım. İnsanlara ben sevgilisi olan bir insanım. Kapıdan çıkarken şu atılır. Tamam mı? Merve'nin olduğu zorba biraz daha şey bir zorba. Sert bir zorba. Benim olduğum zorba biraz daha böyle hani ben yapamam. Ben zorba. Edemem. Evet. Kendini aşkı zanneden ama kesinlikle aşk olukla alakası olmayan ve sürekli böyle lüksü gözüne sokan bir insan. Zeynep'e gelirken şey diyorum. Kanka diyorum. Öğretmen modundan çık. Sen bu videoda öğretmen... Dik dur. Gel buraya. Gel buraya. Aşkım. Zorbalık yeter. Aşkım. Dedim ki öğretmen modundan çık. Çünkü buraya gelecekti size böyle evet arkadaşlar zorbalarımız kes derler. Böyledir. Kes derler. Sus derler. Sus derler. Defol derler. Defol derler. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer Merve'nin makyaj günlükleri serisinin devamını gelmesini isterseniz, böyle sohbetler hoşunuza gittiyse kanalımı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve bol bol yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye. Kes. Sus be. Defol.